Kislanish qaytarilish mavzusini davomi, ya'ni nomolekulyar moddalar bor. Ya'ni nomolekulyar degani shu qotishmaga o'xshagan narsalar bor-da. Metallarning qotishmasi, metalmaslarning qotishmasi yoki metal bilan metalmaslarning qotishmalarini oksidlanish qaytarilish reaksiyalarini ko'ramiz. Masalan, PX, SY degan masallar keladi. Shularda fosfor va oltin gurtdan tashkil topgan aralashma deb qaraymiz bularda. Hech qanaqa oksidlanish daraja bo'lmaydi ularda, 0 deb qaraladi. Bo'ldimi? Buni ikki xil turi bor. Masalan, fosfordan 2 ta, oltin gurtdan 3 ta. Bunga ta'sir ettiramiz nitrat kislotasi. Nitrat kislotasini ikki xil eritmasi bo'ladi, konsentrlangan va suyultirilgan. Endi birinchi konsentrlanganini ko'raylik. Konsentrlangan bo'lsa, kons deb qo'yadi pastiga. Va bunda nimalar chiqadi? Bunda fosforda kislotasi chiqadi, fosfat kislotasi, oltin gurtda kislotasi chiqadi, eng kuchli kislotasi, sulfat kislotasi va nitrat kislotasini qaytarilish mahsuloti konsentrlangan bo'lganda NO2 qo'ng'ir rangli gaz va suv hosil bo'ladi. Tushunadingizmi? Endi biroq mana shuni suyultirilgan deb yozib ketaylik. Qaranglar. Agar PX3 2 bilan 3 istalgan son bo'lishi mumkin. Qanday nisbatda turganiga qarab istalgan son bo'lishi mumkin. Agar konsentrlangan emas, suyultirilgan nitratsiyada ta'sir ettiradigan bo'lsa, suy deb qo'yaman. Bunda suyultirilgan bo'lganda mana bu suv konsentrlangandagi suv chap tarafda bo'ladi. Suyultirilgan suyuq bo'lganligi uchun. O'zi mana unda ham nitratsiyada eritmas ta'sir ettiriladi. Uni tarkibida ham suv bo'ladi. Hosil bo'lgan suv eritmadagi suvdan ko'proq chiqadi. Shuning uchun bu yerda suv hosil bo'ladi deb aytamiz. Mana bu reaksiyada esa suyultirilgan bo'lganda suv chap tomonda bo'ladi. Konsentrlangan bo'lganda o'ng tarafda hosil bo'ladi deb hisoblasak. Bunda nima chiqadi? O'sha fosforni oksidlanish mahsuloti fosfat kislotasi doim oltin gurt oksidlanish mahsuloti sulfat kislotasi. Endi nitrat kislotasini qaytarilish mahsuloti sifatida NO2 emas, NO chiqadi va suv hosil bo'lmaydi. Qaranglar. Konsentrlangan bo'lsa suv o'ng tarafda chunki o'ta qo'yoq bo'ladi-da, suv bu tarafda hosil bo'ladi. Suyultirilganda suv nitratsiyadan oldida bo'ladi, yonida bo'ladi. Tushunarlimi? Ikkala reaksiyaning farqini bilib oldinglarmi? Mahsulotda farqi bor xolos. Mana oldidagi koeffitsentlari mana bu yerdagi songa qarab o'zgaradi. Endi birinchi reaksiyani tenglaymiz. A reaksiyani tenglanishi. Qaranglar, fosforda ham, oltin gurtda ham oksidlanish darajasini 0 deb olamiz. Nomolekulyar modda. Mana unda fosfor 3 valentli ekan, oltin gurt 2 valentli ekan, mana unda -2, bunda +3 deb belgilab olmaylar. Bo'ldimi? 0 deb olamiz. Xo'p, fosforda oksidlanish darajasi mana bu yerda +5, oltin gurtdagi +6. Bu oksidlanyapti 0 dan +5 +6 ga. Nitratsiyadagi azotimiz +5 dan +4 ga nima bo'lyapti? Qaytarilyapti. Oksidlovchi nitratsiyada qaytariluvchi fosfor oltin gurtdir. Xo'p, endi yozib olamiz. Fosfor ikkitasi 0 dan o'tyapti. Fosfor +5 ga o'tyapti. Atomlarni tenglab olamiz. 2 qo'yamiz. 0 dan +5 gacha nechta qadam bor? 5 qadam. Ikkita fosfor uchun 10 qadam. Bu ko'tarilyapti, oksidlanyapti. Oltin gurtni ham yozib olamiz oksidlanayotganligi uchun. Oltin gurt 3 tasi o'tyapti S+6 ga. Atomlarni tenglab olamiz. 3 qo'yib 0 dan +6 gacha 3 qadam. 3 tasi uchun 18 qadam. Bular oksidlandi. Bulardagini bitta qilib yozib olamiz. Ya'ni 28 deb yozib olamiz. Ikkovini qo'shib turib. Endi qaytarilgan mahsulotni yozamiz. Azotimiz +5 dan qaytarilyapti. Azot nechiga qaytarilyapti? +4 ga. Nech qadam bor? Bir qadam bor. Ya'ni bir qadam elektron olyapti fosfor azotimiz. Bunga bir yozib olamiz. Yozamiz 28 ga 1. Qisqarmaydi, qisqartirmasdan yozib oldim. Endi 1 ga 28. Endi mana shularni koeffitsient sifatida qo'yamiz. Xo'p, 1 ni P2S3 oldiga qo'yamiz ekan koeffitsient sifatida. Mana bir. Ko'rdinglarmi? Xo'p, 28 ni azotda +4 ligini oldiga qo'yamiz. 28 qo'yamiz ekan. Qolgan narsalarni shundan keltirib chiqaramiz. Qaranglar, fosfor 2 ta, fosfatdan oldiga 2 qo'yamiz. Oltin gurt 3 ta, sulfatdan oldiga 3 qo'yamiz. Xo'p, nitratsiyada mana bu yerda 28 ta azot nitratsiyadan oldiga 28 qo'yamiz. Endi vodorodga qaraymiz. Vodorod mana bu yerda 28 ta, 6 ta yu 6 ta, 12 ta. 28 dan 12 ni ayirib olsak 16. 16 ni 2 ga bo'lib yozamiz, 8 ta.
Tushunarlimi koeffitsiyentlar? Endi pastdagi reaksiya, B reaksiyani ham ko'rib chiqamiz. B reaksiya. Qanday bo'lyapti? Fosfor 0 dan, oltingurt ham 0 dan, azot plus 5 dan o'tyapti. Fosfor plus 5 ga, oltingurt plus 6 ga, azotimiz plus 2 ga qaytarilyapti. Yozib olamiz mana shu o'zgarganlarni. Xo'p, fosfor nechta edi? 2 tasi 0 dan o'tyapti. Fosfor 2 ta plus 5 o'tyapti. Bunda ham necha qadam? 10 qadam. Oltingurt 3 tasi o'tyapti. Oltingurt plus 6 ga atomlar tenglab olamiz. Plus 3 3 qo'yib 0 dan plus 6 gacha 6 qadam, 3 ta qatnashayotganligi uchun 18 qadam. Xo'p, qaytarilayotgan mahsulot azot plus 5 dan o'tyapti. Azot plus 2 ga o'tyapti. Necha qadam? 3 qadam. Mana bular oksidlanganligi uchun ularni qo'shib turib aytamiz. 28 bu qaytarilganligi uchun 3. 28 bilan 3 qisqaradimi, qisqarmaydimi? Qisqarmaydi. Shunday almashtirib yozib ko'raymi? 3 ga 28. Endi 3 raqamini fosfor bilan oltingurt 0 ligini oldiga qo'yamiz degan koeffitsient sifatida. Mana bu yerga qo'ydik 3. Hop, 28 ni azotni plus 2 ligini oldiga qo'yamiz. Ya'ni 80 daraja kichiklarini oldan qo'yishni boshlardik, esingizda bo'lsa. Qolgan narsalarni shundan kelib chiqib topamiz. Fosfor nechta? 6 ta. Demak, bu yerga nechta qo'yamiz? 6. Oltingurt nechta? 9 ta. Oltingurt sulfati oldiga 9 qo'yamiz. Xo'p, azot oldiga, nitrosiyon oldiga 28. Vodorodlarni qarab chiqamiz. 3 kara 6 18, 9 kara 2 18. Jam 36 bo'ldi. Qanday bu tarafda ko'p bo'lyapti? 36 bo'lsa, bizda 28 ta bor. Yana 8 ta yetmayapti vodorod. Uchun suv oldiga nechta qo'yamiz? 4 qo'yamiz. Reaksiyani kislorodga qarab tekshirib qo'yamiz. Kislorod atomlariga qarab bu yerda yo'q. 8 kara 3 24 60 84. 84 ga 4 88. 24 hop 36 qo'ysak 60. 60 ga 28 88 bo'ladi. Teng ekanmi kelasiz ham? Demak, mana shunday holatda tenglanadi. Hozirlarga namuna sifatida ikkita reaksiya beraman. Birinchisi fosfor 7 S masalan 15 ga konsentrlangan nitratni berib ko'rasizlar, tenglab ko'rasizlar. Ikkinchisi fosfor 7 S 15 ga nitratni beramiz. Qanaqa? Suyultirilgan. Demak, suv. Bitta narsani bilib olinglar-da. Ba'zi masalalarda Madina, ba'zi masalalarda mana bu yerda bermaydi. Buni beradi. Buni nitratsiyani qanaqa ekanligini aytmaydi. Konsentrlangan ham demaydi, suyultirilgan ham demaydi. Mana ikkala kislotani ham bermaydi. Suvni ham bermaydi. Faqat NO2 deb qo'yadi. NO2 qachon chiqadi? Konsentrlangan bo'lsa. Demak, NO2 bo'lsa-ki, demak konsentrlangan ekan deb ketaveramiz. NO bo'lsa nima deb ketaveramiz? Suyultirilgan, suv bu yoqda ekan deb ketaveramiz. Tushunalimi? Bo'ldi, endi yozib olinglar. Masalani ko'ramiz. Savolni o'qiyapman. Fosfordan X ta, oltingurtdan Y ta. Qo'shamiz 45 ta nitratsiyada plus 6 ta suv. Demak, suyultirilgan ekan. Bunda hosil bo'lyapti X mol fosfat, Y mol sulfat, 45 ta NO hosil bo'lyapti. Ushbu oksidlanish qaytarilish reaksiyasida 28 u 35 gram nitratsiyada sarflangan bo'lsa, hosil bo'lgan kislotalar o'rtasidagi atomlar farqini toping. Ya'ni hosil bo'lgan deganda sulfat kislota bilan fosfat kislotani o'rtasidagi atomlar farqini so'rayapti. Reaksiyani yozib olaman, qaranglar. Fosfor X, oltingurt Y. Bunga qo'shamiz. Konsentrlanganmi, suyultirilganmi? Suyultirilgan nitratsiyada. Bunda hosil bo'ladi. Fosfor kislotasi, oltingurt kislotasi va NO hosil bo'lyapti. NO bilan bilyapsizki, bizda suyultirilgan ekan nitratsiyada. Xo'p, endi qaranglar, bizda koeffitsient qo'yib qo'yibdi. Nitratsiyadan oldiga necha qo'yibdi? 45. Suvni oldiga 6 qo'yibdi. NO oldiga ham 45 qo'yibdi. Birinchi tenglamamiz vodorodga nisbatan bo'ladi. Vodorodga nisbatan. Mana bu fosforga X qo'yibdimi? Fosfat oldiga X tushadi. Oltingurtga Y qo'yibdi indeksda. Bu sulfatdan oldiga koeffitsient bo'lib tushadi, Y bo'lib.
Birinci tenglamamiz vodorodga nisbatan. Vodorod mayda nechta bor? 45 ta yo 12 ta. 57 ta. Demak, mayddagi vodorodlar soni 3x plus 2y 57 ta bo'lishi kerak. Bu nimaga nisbatan tuzilgan tenglama? Vodorodga nisbatan. Ikkinchisi kislorodga nisbatan. Kislorod 45 dan 3 tasi 135, 135 ga 6 140 141. Demek ki sarotlar ham 141 bo'lib chiqadi o'ng tarafda. 4x plus 4y plus m aytdim. Biroq yozaraylik 141. Bu nimaga nisbatan? Kislorodga nisbatan. Tushunarlimi tenglamani tuzish? Endi mana bu 45 ni ayirib olamiz. Soddaroq bo'ladi. 4x plus 4y barobar 96. 4 ga bo'lib turib ham yozsam maylimi? Ha? Mayli, bo'lmaymiz. Bo'l, mana bu tenglamani soddalashtirib oling. Tepadagi tenglamani ikkilantirib pastga olib tushaman. 6x plus 4y 114. Nimaga aynan 2 ga ko'paytirdingiz desa, chunki 2y'imiz mana bu 4y ga teng bo'lib, chunki ko'paytirishimiz kerak edi, tenglashtirib olamiz. Endi qisqartirsak, y'lar qisqarib ketadi. 2x barobar 18 x teng 9 15. Endi bir qiziq masala bor, qaranglar. Kelinglar, mana shu masalada koeffitsientlarni toping degan savol tushib qolsin. Ha? Qaranglar, oldin reaksiyani tenglab olaman. Yana bir marta yozayman shu reaksiyani. Bo'pti. X ga necha qo'yamiz? 9. Ha, 9. Yes, 15. Qo'shamiz. 45 ta iteratsiyada. Ha. 6 ta suv hosil bo'ladi. 9 mol fosfat. 15 mol sulfat. Plus 45 ta inox hosil bo'lar ekan. Endi sizlarga ko'pchilik e'tibor bermaydigan joyni aytib ketaman. Koeffitsient toping desa, maytda 1, 45, 6, 9, 15, 45 deb ketavermanglar. Mana bu yerda 9 bilan 15 raqami turibdi-ku. Bu bilsanglar 3 ga qisqaradigan son. Ha, 9 ham, 15 ham 3 ga qisqaradi. 3 ga qisqartirib, shu 3 ni oldiga koeffitsient qilib chiqarib yuboramiz. Bo'ldimi? 9 ni 3 ga bo'lsak, 3, 15 ni 3 ga bo'lsak, 5. Hech narsa o'zgarmadi. Faqat atomlar sonini kamaytirib, oldiga koeffitsient qilib chiqarib qo'yishimiz kerak. Qisqaradigan son bo'lsa. Masalan, 5 ga 7 chiqib qolsa, u qisqarmaydi. Yoki 9 ga 23 chiqib qolsa ham qisqarmaydi, masalan. Qolardi, lekin 9 ga 15 qisqaradimi? Oldiga mana 3 ga 3 9, 3 ga 5 15. Oldiga koeffitsient qilib chiqarib yuborish kerak. Hozir mana shunday holatda tenglasang va bundan oldingi holatda tenglangandek koeffitsient hisoblasang, 2 ga ko'proq chiqadi mana. Chunki bir donda koeffitsient 2 bor, hozir 3 bor. 2 ga ko'proq bo'ladi. U javob ham turadi testda, bu ham turadi. E'tibor berib qo'yasizlar, bo'ldimi? Endi bizda aytyapti, hosil bo'lgan kislotalar tarkibidagi atomlarni farqini toping deyapti. Bizda mana bu ikkala kislota hosil bo'lyapti. Eng qizig'i, ikkovining ham massasi 98. Ha? Mana unda 98 ko'paygan 9. Voyey, 98 ko'paygan 9, bundachi 98 ko'paygan 15. Ikkovining farqini topsak, faqat ha, atomlar deyapti, massa farqi deyapti, bo'l, bo'l. Mana unda 5 ta i 8 ta, 8 ga 9 72 ta atom bor. Bunda 6 tamidi? Buni 7 ta ekan, ha? 105 ta bo'ladi, 15 tasi. Ayirmasi qancha bo'lyapti? 33 taga farq qilyapti. Bunda delta qilib qo'ysam shuni orasidan farq degan. Bizda nima berilgan yana? Ha, 28 35 gram nitratsiyada sarflangan bo'lsa. Xo'p, 45 ni ko'paytiramiz. 63 ga 2835 gram, demak, nitratsiya sarflangan paytda farq 33 taga bo'lyapti. 28 35 gramga farq qilganda nitratsiya sarflanganda farq 0.33 bo'lar ekan. Buni A javobda bor ekan, 0.33 degan javob. Tushunarlimi? Bo'ldi, o'chiring. Endi bu yog'iga qaranglar. Hozir 3 ta koeffitsient chiqarib yubordik-ku.
Mana bu 3, 45, 6, 9, 15, 45 yana 3'ye kısqarar ekan. Nega qaramayapman? Bizman. Bu faqat maytga qarayapman. A, qisqartirsak koeffitsentlar nechta chop bo'ladi? 1, 15, 2, 3. 3'ye qisqartirib yozyapmiz, a? 5 ve 15 xolating mana. Mana shular koeffitsient bo'ladi. Bo'ldimi? O'ng taraf koeffitsientini so'rasa 3, 8, 8 ga 15, 23. Bu yoq chap tarafini so'rasa 18 bo'lar ekan, ya'ni 1, 15, 2. Tushunali? O'zi qisqarmasdi, ko'pchilik raqslar. Men ham e'tibor bermayapman, hozir endi aytib qolishni aytib qo'yapmiz. Mana oldiga 3 chiqarib yorganimizdan keyin hammasi 3 ga qisqaradigan bo'lib qoldi. Agar 1 bo'lganda qisqarmasdi. 1, 15, 1, 45, 6 turardi. Bo'ldi, endi yozib olinglar. Nuqta, 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 nuqta. Sıralkanı bir yağda hasıl bölü yaptı. X mol fosfat, Y mol sulfat, 68'de eno. Demek eno çıkı yaptıken su çap tamamında buladı. Reaksiyonun çap tamamında hasıl reaksiyonu yaptı su. Uşbu oksijen çıkartış reaksiyonun 10 tamamındaki kislorod atomlarının masalarının yığındısı 3392 gram bulsa kislotalar aldıdaki koeffitsentler yığındısını topping yaptı. Üçü de kızık masala bu. Fosfor X SY boş olamız nitrat kısada ve koşamız su ham. Bunda hasıl buladı X mol fosfat Y mol sulfat 68'de en ağa hasıl bo'lyapti. Qaranglar, bizda masalan shartda aytibdi, o'ng tomondagi kislorod atomlarining massasi 3392 gram deyapti. Demak, kislorod atomlarining umumiy massasini 3392 gramligidan foydalanib, buni 16 ga bo'lsak, kislorod atomlar soni kelib chiqadi. Necha bo'ladi? 16. Demek umumi 212'de ne var eken? Kislorod var eken şu tarafta. Şimdi bir de tenglama kalaylık. Asarraq. 212'de bulsa, mayette 68'tansı en adı. 212'den 212'den 68'de en adı kislorod ayrı varsak 144'de kislorod bu kislotalar tarkibi deyken. Düşünelim. İşlenişine kalaylar. Şimdi İkili kislota tarkibi deyem, 4'ten kislota atomu var mı? Fakat cevap topuş için kılıyordum bu işte. Bu haliki umumi usulmez. İndividüel bir usul. Fakat şu usul geçiş adı halas. 144'ü 4'e bulsak, 4'te kislota atomu var mı? 36'da bu kislotalar 6'da koeffitsentler. Yani x plus y'liklerde kıymet 36 iken. Yok yok, hala cevap çıkmaz. Şaşmayın. Şimdi ilanı hazır. Ne için 4'e bulsam kislotalar 6'da koeffitsentler kepti? Onu bilmeyman. Belki 6 mana bir yerge, bu yerge 30 düşer. Belki 18, 18, belki 20'ye 16. Lekin umumi atom, umumi koeffitsentler yığındısı neçigen? 36 iken. Şimdi bizde kislotalar aldığı koeffitsentlerini yığındısını tapayım diye. Mana bunu ham kislotaya kırgızamız. Ham kislotaya mı trasete? Ha? Demek mana bir yerde en onu aldı da 68 borlu giden, nitrasdan aldı giden 68 koeffitsent düşerdi. Demek 68'i koşup koyamız kısadılarda geldiği için. 68. Bu nitrasetan aldı koeffitsient. Ne çöyledin? Var mı cevap? Demek dostan eken. Kediler başka bir saniye topu edelim. Mesela aynen x ne çöyen, y ne çöyen şunu topu kurarız. Bu da mı? Hop, bana bu tenglemen hemen şunu yaptı mı? Bana bu x plus y 36 bu geldi. X plus y ne çöyen? 36. Hamı çünde bunu. Şimdi vadrot ketengleme tuzağımız. Hariler. Vadrot neşte var mı ayette? 68. 68'de. Anah mı? Hop, hariler. Kislorodla topeli. 68 3 grup ayırsak. 190. 204 var arken ha? 204 de kislorod var arken mi? Ha, biz bu tarafımızda neşte kislorod var arada? Şimdi aslan mı? Neşte kislorod yetmeyi yaptı?
8'de. Demek ki sorutlar sonu 8 yetmeyenler suda oldu 8 var degen. Şimdi siz yine kendilerini işlettik. Yazmadım 8 kaydan gelenini. Ağız akayet git yapar. Bana bu tarafta umumi sorutlar sonu. Ki sorut yapız. Vadurutmaz. Vadurut ogeni ki bular. Umumi vadurut, ki sorutlar 212'de. Bana bir yerge 68 şuradan bildik. 204'de bana yerde. Demek 212'den 204'de ayırıyorduk. 8'de ki sorut atom yetmeyi suda oluyor. 8 koydu. Şunali, yine vadrotlarını toplayımız. Vadrotlar, 68 da vadrot, night de var. Ha? Vadrot, night de ne işte var? Vadrot ne işte? 16 da vadrot var. Ha, umumi vadrotlar sonu, çap tamamdı. Ne işte bu yaptı? 84 da bu yaptı, umumi vadrotlar. Yani 84'e teyin buluş gerek, nerede taraftaki vadrotlar sonu? Yani ne işte? 3x plus 2y yani 2 eksen tarkibi de 84'te buluş gerek umumi vadrotlar. Kesitelerimizde x plus y kaysiyetler ne çoğuluş gerek de? 36. 36 geteni buluş gerek. X plus y. Past 2 gibi paylaşırsan buladı mı? Sıkarada y'ler. Bu x de özü kalarken. 36'ın gibi paylaşı 72. 84'den yersek 12. X plus y kıymeti 36 idi, 12 nere varsak 24. Ne diyorsunuz? Ha. Bunlar kıskaradı. Kıskarsa fosfordan bitti. Altın gürtten ne işleyken? İşte aldı yine çıkarsın çıkart adında. 12 çıkarsın bunu çıkart. Yani bana 12 koyamız, 1'e 1, 1'e 2 koyamız. Haber, S2 deyken maddeyken. Bizde onu sormayaptı. Fakat bizde kisitalar aldığı KFC'ni soruyaptı. Kisitalar aldığı KFC'ni degende aynen bana bu bizde korunup durgen kisitalar yani on tamanda kisitalar demez. Çap tamanda kisitalar yani sopki olamız kalas. Şunu inabatı olsaylar bol. Bana cevap bu üstü doğru. Ha, hoş geldiniz. Pauza. Mesela bu şart ne diler? Mısdan ikide. Hiç bakı gel. Altı için mesela. Temer adı şekilin. Yetti. Hal kopyayı etmedi. Temer S. Mis. Temer mis. S iki mi? Temer el temer. Mis temer. Hal kopyayı etmedi. Hal kopyayı etmedi. Mis iki nitrat. Temer. Temer üç nitrat mı? Temer 3 nitrat. Oho. Eno 2 va suv. Bekorga bu masalani oxiri ko'rmayapsiz. Bekorga qiyin demadik. Oson bo'lganda bundan oldingi usullarga tushadi deb qo'yardi. Bunda o'zgaruvchilar 3 ta yoki 4 ta bo'lsa, 4 ta ekan o'zgaruvchi. Hammasiniki 0 deb olamiz. 1 2 3 Azot plus 5 dan azot yaptı, azot plus 4 ya. Ben onlarda plus 5, plus 5. Lekin o'zgarmayapti. Mis plus 2 göt yaptı. Temir plus 3 göt yaptı. Eso 2 plus 4 ya kaytarlı yaptı. Ha, oksijen yaptı. Altın göt ha. Yaz olamız. Temir. Noldan. Temir plus 3 göt yaptı. Neç kadan? 3 kadan. Mis noldan göt yaptı. Mis plus 2 ya. İki adam kurtarılı yaptı bu yama. Altın gürt iki tersi noldan öte yaptı S plus törge. Aldık iki koyu olamız törk adam iki tersi üçün sekiz kadar. Azot kaytarılı yaptı plus beşten öte yaptı azot plus törge öte yaptı. Bir kadar. Ehe kareyle tut tüzgar uçak. Tut tüzgar uçak. Bu sal mürekkepli giden. Bana bu fakat orta etkenlik için, yani oksijen etkenliği için, hamasını hoş olup üç dakika yazar. 13 eken. Kaytarlı etkenlik için bunu bitti özünü yazarız. Bir. Anlaştırıp oranız. Bir gen 13. Kısarmaydı, şimdi kolay. Hop. Kattasını aldıya koyardık, kiçikini aldıdan koyardık. Oksijenleniş derecesi kiçikini aldıya koyardık. Demek 13'te plus 5'te aldıken, plus 4'te aldıken. Plus 4'te aldıya. Ve bir gen 13 rakamını koyarız. Bir rakamını ise biz altın gür temirlerde aldık, temirlerde aldık. Yok yalnız, ben.
Şundan kelib chiqib, bu yerga 1, bu yerga 1. Bu sayishni oldiga 2. Trassadan oldiga 18. Xo'p, trassadan endi azotlar sanab olamiz o'ng tarafdagi. 13 ta yu 3 ta 16 ta 16 taga 2 ta 18 ta. 18 ta trassadan oldiga qo'ydik. Xo'p, 18 ta vodorod bor ekan, vodorod boshqa yerda yo'q. Bu yerga 9 qo'ysak 18 ta vodorod bo'ladi. Nimaga qarab tekshiramiz? Kislorod atomiga qarab tekshirib qo'yamiz. 18 uchga ko'paytirsak 54. Chap tarafda 54 ta ekan. O'ng taraf hisoblaymiz. 6, 9, 15, 15 ga 4, 19. 19 ga 26, 35. 45. 45 ga 9, 54. Demak, teng ekan. Bo'ladi. Hozir nitrit kislota eritmasi ichidagi 1-2 ga teng disproporsionalanishdan olingan eritmani normal konsentratsiyasini aniqlang. Xo'p, 60 gramni 47% topib olaylik avval. 28 8 gram, demak kislota bor ekan. 28 2 mi? 28 2 gram. Bu nitrit kislota ekan. Nitrit kislota disproporsionalansa nitrat kislota NO va suv hosil bo'ladi. Ana bu yerga gaz belgisini qo'yib qo'yamiz. 3 ga 2 teng bo'ldi. Teng bo'ldi. Kislorod teng, vodorod ham teng. Xo'p, mana buni massasi 60 47-da. 47 dan 3-tasi 141 emasmi? 141. 141 gram nitrit kislotadan hosil bo'lyapti 63 gram. Maskilla molida ketaylik ha bizga. Nimani so'rayapti? Normal so'rayapti, molida ketaylik. 1 mol nitrat kislotasi va 60 gram gaz chiqyapti. Suv kerak emas. Bizda 28 u 2 gram bor. Bundan nech mol chiqadi desak, 0.2 mol nitrat kislotasi hosil bo'lib, 12 gram gaz chiqib ketadi eritmadan. Bizda 60 gram eritma bormidi? 12 grami chiqsa 48 gram eritma qoladi. Bu eritmamiz zichligi 1-2 ekan. 1-2 bo'lsak 40 ml bo'ladi. Molar konsentratsiyasini topib olay birinchi normal so'raganda 0.2 mol nitrat kislotasida qancha hajm eritmada turibdi? 40 ml'da. 1000 ml eritmada qancha nitrat kislotasi bo'ladi deb turib, molar konsentratsiyasini topib olamiz. Molar konsentratsiyasi 5 mol taqsim litrga teng bo'ladi. Endi normalga o'tib qo'yamiz. Nitrit nitratsiyasi uchun molar va normal tushunchasi bir xil. Bir negizda bo'lgani uchun bir molar, bir normal. Bizda 5 molar bor. 5 molarimiz 5 normalga teng bo'ladi. Endi boshqa kislotalar uchun ikkala qiymat har xil bo'lib qoladi. Masalan, sulfat, fosfat, ikki negizli kislotalar, tuzlarda boshqacha ketib qolishi mumkin. Shuning uchun yozib qo'yamiz bu ishni ham. Demak, doston ekan javob. İşte kurasız.